Şimdi ben bu horozu prova yapmayacaksam, müsabaka yaptırmayacaksam ben bunu beslemem. Ben bunu beslemediğim zaman Ertan kardeşim de beslemez. Ertan kardeşim beslemediği zaman Burhan kardeşim de beslemez. Bu hayvanın nesli tükenir gider. Bakın, biz bu işe de bir çözüm arıyoruz. Şu an dernek var mı abi Ordu'da? Şimdi Ordu'da dernek yok. Çünkü neden yok? Kardeşim, dernek yaşatılmıyor. Yaşatılmıyor. Kanuni bir takım sıkıntılarımız var. Biz bunların önünün açılmasını istiyoruz. Vergi ise vergilendirelim. At yarışı misali, boğa güreşi misali. Biz bunları resmi dernek altında resmiyette yarıştıralım istiyoruz. Çünkü bak, buna emin olun. Hayvan severim deyip de işte vay şudur budur işte köpek hakkı, kedi hakkı. Ya zaten bir tek kedinin köpeğin hakkı var. Yanlış anlama, benim 3 tane köpeğim var. 2 tane kedim var. Evet, bakın evet, bu hayvanların evet. Hariç gördünüz. Şimdi doğru. Bunları ben besliyorum. Çocuğum gibi, evladım gibi besliyorum. Sabah akşam bunları doyuruyorum. Çıkmış orada bir tanesi diyor ki ya niye hoş dedin? Ya arkadaş, ben bunu besliyorum. Bu sonuçta hayvan. Bazı terbiyeyi alması lazım ki bunu ben besleyebileyim. Bu bana. Çocuğun yanlış yapınca çocuğu azalıyorsun. Eğer ben bunu azalamayacaksam bunu niye besleyeyim? Bir de bu horozu ben yarıştırmayacaksam, prova yapmayacaksam, müsabaka yaptırmayacaksam ben bunu beslemem. Başka hobi ararım kendime. Beslemem kardeşim bunu. Bu kadar zahmet, bu kadar eziyet neden? Gidip süst grubu bakarsın değil mi? Süst grubu bakarım. Veya bakmam yani. Ona da saygı duyuyorum. Hiç bakmam. Ondan da ben hoşlanmıyorum. Şimdi bunu ben beslemezsem, Ertan beslemezse, Burhan beslemezse, öbürü beslemezse bu hayvanın nesli tükenir gider kardeşim. Evet. Bu hayvanı Cenab-ı Allah bu doğasını böyle yaratmış. Cenab-ı Allah'ın yarattığı doğayı bozabilir misin? Denizlere dalga kıran koyuyorlar. Bak bir zaman sonra ne oluyor? Dalga vuruyor denizlerde. Hep dalga kıranları atıyor değil mi? Deniz evet. Yerine geri alıyor. Niye? Doğanın önüne geçiyorsun. Doğanın önüne geçemezsin. Cenab-ı Allah da bunları bize yaratmış. Bize lütfetmiş. Kardeşim, insanoğlu için yaratmış her şeyi. Hani bundan da ricam, gerçekten değerli yani devlet büyüklerimizden ricamız, bu işin önünü biraz bize açmaları lazım. Vergi ise vergilendirsinler. At yarışına çevirelim. Yani boğa güreşine çevirelim. Boğalar güreşiyor, onlara çevirelim kardeşim. Festivallerini düzenleyelim. Onlar da kazansın. Biz de hobimizi yapalım. Ben bir de şunu düşünüyorum abi, sana ek olarak. Şimdi eğer işe sadece böyle şiddet gibi bakılırsa o zaman hiç hayvan yememek lazım. Sonuçta o tavukları örneğin kesiyoruz, yiyoruz. Herkes yiyor ya da evet. Büyükbaşları. O sorun değil mi? O can değil mi yani? Çok güzel, çok güzel konuya dayandın kardeşim. Şimdi hayvan hakkı. Tamam kardeşim, hayvanın hakkı. Tamam, hayvan hakkı. Kardeşim bak, hayvan hakkı ne güzel, görüyor musun? Bak, hayvanın hakkını ben veriyorum hayvana bak. Gördün mü? Hep önlerinde yemi, yumurtası bilmem nesi. Bak, bunun hakkını ben veriyorum değil mi şimdi? Bunun daha bende hakkı var mı? Yok. Şimdi o zaman hayvanı, tavukları götürüyorsun, kesiyorsun. Hayvanı ineğe, mezbanede kesiyorsun. Karnında dana var, kesiyorsun. Avlanıyorsun. Yasak edin kardeşim o zaman, av. Gökyüzünde uçan kuşu vuruyorsun durup dururken. Niçin? Yani. Hobi. Niye? Para yatırmışsın avcılar derneğine. Kardeşim bu hayvan değil mi? Karacayı vuruyor, geyiği vuruyor. Karacayı vuruyorsun, geyiği vuruyorsun. Mesela domuz avı 7/24 serbest değil mi? Ben domuzu sevmeyen insanım, yanlış anlamayın. E ama o da hayvan. Evet, onun da bir canı var. Onun da bir canı var, vuruyorsun zevkine. Yani o zaman kardeşim bak, hayvan hakkı dediğin zaman hayvanın hakkı zaten Cenab-ı Allah hayvanı yaratırken hakkını da sahibine vermiş. Sahibine rızkını, hayvanın rızkını sahibine vermiş. Bak biz de rızkını almış getirmişiz. Hayvanın rızkını görüyor musun kardeşim? Tertemiz bir şekilde bak veriyoruz bak. Hayvanın rızkı kardeşim bak. Hayvanın hakkını vermişiz zaten biz. Yani daha bizde bunun hakkı ne, hukuku ne? Yani bu bir şiddet değil aslında. Ama bazı bilmeyen insanlarımız bunu böyle hani yalandan yere böyle hiç evde oturuyor. Bakın çoğu buna karşı gelen muhalefet insanlar evde oturur. Giderden kardeşimin kapısında 40 tane, 50 tane, 70 tane hayvan var. Köpeği de var, kedisi de var. Bak şimdi tavuğu da var, cücüğü de var.
Kardeşim bu adamdan daha mı çok seviyorsun sen hayvanı? Gel bir gir bakayım şu çamurun içine, tabii, şu pisliğin içine, şu kümesi bir temizle bakayım da. Hayvan severler hiç et yemesin. Hiç et yemesin yani. Ben de tam onu deniyorum. Yani herhalde. Şimdi bence ben... Sofrada eti yerken bunun bir hayvan olduğunu görmüyorlar mi? Hiç hayvan, yemesinler. Hayvan doğaları görüp işin, de gömen mi var ya? Bu işin, bu evet, işin evet. Kardeşim bu işin, bu işin yolunu açmak lazım diye düşünüyorum. Sevgili büyüklerimizden de ricamız. Kardeşim bu camiayı evet bakın yine söylüyorum bunun önüne kimse geçemez. Yani biz bunu yanlış anlamayın samanlıkta prova yaparız. Samanlıkta musabakasını yaparız yine yaparız. Ama sevgili büyüklerinden ricamız kardeşim biz de bunların festivallerini düzenleyelim. Biz de vergilendirilelim. Vergisini de ödeyelim. Denetimi olsun. Denetimi olsun. Denetim altında, kontrol altında olsun kardeşim her ile. Devlet büyüklerimiz bir dernek kursun. Hakem heyeti gelsin. Hakem heyeti gelsin. Adaletsizlik varsa durun desin. Bu devlete de bir gelir kapısı olur aynı tabii zamanda. Tabii ki canım neden? Şimdi bakın arkadaşım ben size bir şey söyleyeyim. Beni Savaş Çilcioğlu, Irak, Kuvvet, bütün aracılar, bütün insanlar beni Türkiye'de tanırlar bilirler. Ben senede hiç göndermiyorsam Irak'a en az 200-250 horoz gönderiyorum. Kuvvete hiç göndermiyorsam 20-25 horoz gönderiyorum. Bu da ne yapar? 270-280 horoz. Tane dolar. En kötüsü bunun. Kardeşim dolar geliyor. Bak ben ülkeme dolar çekiyorum. Horoz evet. gönderiyorum. Dolar çekiyorum. Ben bunu üretiyorum. Bir şey değil ki bu yumurtadan çıkar diyoruz biz bunu. Evet, evet. Yani bunu bize vergilendirsin gerekirse ama bu önümüzü açsınlar. Bize destek olsunlar. Bize köstek değil. Biz Türk milletiyiz kardeşim. Yani ülkeler arasında savaş olduğunda biz en önce giden insanlarız ya. Biz vatan haini değiliz ki. Biz evet, vatansever evet, insanlarız. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Ya toplumda belli bir kesimde böyle bir ön yargı var maalesef hemen böyle. Ama bu ön yargı kapatılması lazım. Ön yargıyı yapanların %98'i demiyorum %99'u apartmanda oturan insanlar. Oraya şiddetli bir video atın bir yere. Yorum yapanları bakın. Bak önce kendiniz kötü yorum yapın. Ondan sonra yorum yapanlara bakın. Yorum yapanların adresini bulun. Eğer hepsi apartman çocuğu değilse ben adımı değiştim. Kucağına bir süs köpeği alan hayvan sever oluyor. Anaları babaları huzur evinde. Yani işin o boyutu. Yani. İşin o boyutu da var. Zaten yani, esasında... Hayvan severiz. Bir ana baba sever, bundan sonra sever, sever hayvan. İnsanı sever. Doğru söylüyor. Yani, hepsi söylüyor, huzur evinde abi. O... Tamam. Bak, aslında... Evinde bir süs köpeği olan... Anaları babaları hepsi huzur evinde. Köpek hakkı köpek hakkı. Benim kapıda 3 tane köpek var. Yani. Aslında siz tüm Hint horozu üreticilerin ortak sesi oldunuz şu anda. Para veriyor anam baktırıyor. İşte diyorum ya. Yaşlı diye. Anasını babasını devlet parayla baktırıyor parayla kardeşim. Parayla baktırıyor evladına ya böyle bir şey var. Ya. Şimdi evet, evet. söyleyeceklerimiz bunlar kardeşim. Arkadaşlarımın diyecekleri varsa. Ekleyeceğiniz bir şey varsa. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Yaklaşık 2 saattir burada sadece sorulara cevap veriyorsunuz. Savaş Bey. Çok memnun oldum tanıştığıma. İnşallah bu videoları parça parça 15-20 dakikalık bölümler halinde yayınlamayı evet. düşünüyorum. Çünkü 1 saat çok uzun bir süre olur. Evet. Tekrar her şey için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ne demek kardeşim, ne demek?